Nereden geliyor öğren. Öğrenmeden de sakın karşıma çıkma İsmail. Sen bilmesen daha iyi olur Azize. Çok bileni çok başarırmış. Eyvahlar olsun. Ali Murat hiddeti ve korkuyu iç içe yaşıyordu. Hediye öğrenmiş miydi acaba? Sen nerelerde geziyorsun böyle Hediye Hanım? Kime neler anlattın? Ne diyorsun sen Ali Murat? Nerelerde dolaşmışım? Bir düşün bakalım. Son zamanlarda bu civar köylerde bir yere gittin mi? Birilerini görmeye. Huriye abla kandırdı beni. Köylüsüymüş. İnandığım için falan değil. Kıramadım. Hem zaten bir lokma aldım bıraktım. Tadı çok kötüydü. Midem bulandı yiyemedim. Ne yedin? O macunu işte aldığımız. Sebep? Oğlan olsun diye. Reyhan Hanım Huriye ablanın çok yakın arkadaşıymış. Biz aslında eğlence olsun diye gittik. Yani maksat Huriye abla köyünü köylüsünü görsün diye. Sen köye koca karı ilacı mı almaya gittin? Yakışıyor mu sana Hediye? Allah aşkına Ali Murat. Huriye abla ısrar etmese ben gider miyim hiç? Onu kırmamak için gittim. Maksat kadın köylüsünü görsün diye. Maksat ve diye aynı cümle içinde kullanılmaz. İkisi de aynı anlama gelir. Kitap okumayı falan da bıraktın tabii. İyice saldın kendini. Canım kızlardan vakit mi kalıyor kitap okumaya falan? Sen üstün başın perişan olmuş istersen değiştir. Gelemedim dün akşam. Hava karardığında uzaktaydım hatta huysuzlandı. Bizim Kudret Beyler'de kaldım. Annem de üstüme gelince telefonda tepem attı inadına gelmedim. Senin sahibin de zalim mi onun gibi? Hı? Kuşları, ceylanları avlıyor mu? Hı? Yok, zalim değil biliyorum. Zaten kimse onun kadar zalim olamaz. Atlarla mı konuşuyorsun artık? Yazını bitirdin mi? O zaman sana bir ceza daha. İki sayfa dolduracaksın. Sen ne gülüyorsun? Hadi işine.